Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, olanı değil, olacakları dinlemeye, Avrasya Yatırıma hoş geldiniz diyorum. Kıymetli arkadaşlarım, şimdi neleri konuşacağız dediğimizde Amerikan doları evet masum bir kuzu gibi tatlı tatlı yürüyor ama burada iki tane önemli konu karşımıza çıktı. Dolar TL'de çok büyük gelişmeler beklemediğimizi önceki videoda da belirtmiştik ama tabii ki bunun yanına şerhler koymuştuk. Neydi bu şerh? Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğer duygusal davranıp Birleşik Devletler'le dış politikada kafa kafaya gelmesi halinde dolardaki bütün hesapları kaldırıp çöpe atmamız gerektiğini belirtmiştim. Şimdi bakın özellikle de Sayın Cumhurbaşkanının çok hassas olduğu konularda Birleşik Devletler'den uyarı geldi arkadaşlar ve başka konularda da uyarılar var. Eğer buna dikkat etmezsek dolarınız varsa şöyle söyleyeyim eğer dolarınız varsa bu söylediğim başlıklarla ilgili haber akışı nedir buna çok dikkat edin ya da dolar alma niyetiniz varsa çünkü bu başlıklarda iş tırmanırsa ki birazdan arz edeceğim arkadaşlar detaylı anlatacağım. Gerçekten kurda çok dramatik gelişmeler görebiliriz. Ama bizim yöneticilerimiz bir şekilde sabırlı olursa daha profesyonel bir şekilde davranırlarsa da bir belanın açılmayacağını başımıza söyleyebilirim. O zaman sırayla gidelim. Ne yapalım? Altın, e, bitcoin, hisse, faiz, Değil mi? Bunlar ne olacak? Mesela altında Lübnan'dan barış haberi geldi. Keza Bitcoin bir düşüşte Trump'ın kazanmasıyla beraber bütün karlarını verecek mi, vermeyecek mi? Düşüş devam edecek mi? Faiz ne olur? Hissede yön nereyi gösteriyor? Bunları bir konuşalım. En son doları etkileyecek bu haberlere değineceğim. Arkadaşlar bakın dönüp küresele baktığımda bir, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail taraflarından gelen ateşkes haberi bir şekilde etkili oldu. Bunu yazdım. İki, Trump'ın tarife uygulayacağı 3 ülkeyi ilan etmesi ki basında mutlaka görmüşsünüzdür. Çin, Kanada ve Meksika ile ilgili yüzde oranlarını bile verdi. Üçüncüsü de Fed'in faizi hızlı bir şekilde aşağı indirmeyeceğine doğru dair beklentiler fiyatlamayı etkilemeye başladı. Peki altınla başlayalım. Ne oluyor altında dediğimizde arkadaşlar ons altın ben bu videoyu çekerken öğle saatlerinde 2649 dolardı. Grama baktığımda da 2952 liradan işlem görüyordu. Şimdi altın kayıplarını geri alıyor gibi görünebilir arkadaşlar. Doğrudur. Ama küçük bir ayrıntıyı size söylemek istiyorum. Önceki videolarda da dediğim gibi altını güçlendiren iki ana gerekçemiz vardı. Bir Fed'in faiz indirmesi Paranın haliyle para piyasasından bu gibi piyasalara geçeceğini bize düşündürtmüştü ki hakikaten altında bir yukarı hareketi beslemişti. İkinci gerekçe ise savaşlar. Ukrayna ve Orta Doğu'daki gerginlikler gerçekten hele İran'la yapılan o karşılıklı salvolar ne yaptı? Altını çok ama çok yukarılara taşıdı arkadaşlar. 2800 dolarlara kadar. Şimdi son videolarda demiştik ki çok hızlı yükselişler yerini kar satışlarına bırakır bir ikincisi Barış haberleri de burada fiyatlamayı geri çevirir Lakin ne oldu arkadaşlar dönüp baktığımızda altında bir Lübnan'daki olayın bir satış baskısı yarattığını gördük ama daha sonra Kamuoyunun korktuğu nokta bu tarifeler ve ticaret savaşları. Ticaret savaşlarının büyümesi durumunda yine güvenli liman olarak altın görülüyor ve bu güdüyle beraber altın fiyatlarında özellikle dönüp ons altına baktığımda alışlar kendisini gösterdi. Şimdi ons altına baktığımda arkadaşlar 2550 dolarlara kadar gerilemişti. Ne zaman görmüştü? 14 Kasım 2024'te 2550 dolara kadar düşmüştü. Düşüş nereden başlamıştı? 31 Ekim 2024'ten itibaren bir gerileme. Ve daha sonra ne oldu arkadaşlar? 13 Kasım 2024'te 2550 dolardan bir yukarı çıkmaya başladı. Nereye kadar? Arkadaşlar 22 Kasım'da nereyi gördü? 2700 dolarların üstünü gördü. Daha sonra orada Lübnan'dan gelecek barış haberlerini ki e, YouTube'da da ilk ben söyledim bunu. Dedikten sonra fiyatlar gerilemeye başladı. Nereye kadar? Neredeyse 2600 dolara kadar. Özür diliyorum tabi böyle heyecanlı anlatınca insanın e, dudakları dili kuruyor arkadaşlar. Ve 2600 dolardan şimdi yeni bir dönüş var. 2650 dolara doğru. Ha. Demek istediğim az önce de söyledim. Olay şu. Altında bir momentum vardı. Ama bu momentumu Fed'in faiz indirimlerindeki azalma sinyali. Çünkü Trump enflasyon yaratacak. Powell da diyor ki ben görevimin sonuna kadar burada oturacağım. Haliyle enflasyona göre faiz kararı verecekse faiz gümbür gümbür aşağı inmeyebilir. Bir bu vuruyor. İki Lübnan'da ateşkes ve bunu Trump'ın e, ocağın sonuna koltuğuna oturmasıyla beraber Ukrayna'daki barış haberi de destekleyecek. Bütün bunlar arkadaşlar ne yapıyor? O rally'nin önünde bir takoz oldu. En azından bunu söyleyelim. Hani şelale düşüşü olmasa da tabii 2550 dolarları da gördük ama en azından düşüş derinleşmese de şu var arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkışlarda da bakın 2700 dolardan tokadı yedi. 2600 dolara indi. Nedir? Gelmiş ve gelecek olan barış haberleri altını burada birazcık oyalayacak gibi gözüküyor. Altında tek çıkış noktası barış durumunda başarısızlık, barış planlarında başarısızlık ya da ticaret savaşlarının çok artması dedik. Teknik olarak arkadaşlar altının şu an yapması gereken 2649'da 2650'ye dayanmış durumdayız. 2650'yi aşarsak 700 750 şeklinde gidebiliriz. 2600'ün üstünde kaldığımız sürece de yön yukarıyı gösterir diyoruz. Ama tabii ki çok hırslı çıkışlar yok. Gramda da arkadaşlar dönüp baktığımda 2950'yi geçtik. 2950'nin üzerinde tekrar bir 3000'i deneyebiliriz. Çünkü içeride Dolara baktığımızda bir dolarda hareket var arkadaşlar. Buna bağlı olarak da 2950'nin üzeri 3000'dir diyoruz. Altını biraz uzun anlattım. Kusura bakmayın ama çok soran oluyor arkadaşlar. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e baktığımda arkadaşlar neyi görüyorum? 93285. Şimdi burada 90 binin bir destek olduğunu söyleyelim. Bitcoin'de de geri çekilme bence normal. 100 bin'e yaklaşmıştı ve geri çekildi. Haliyle teknik olarak önceki videoda söylediğimiz işler de gerçekleşti. 90 binin destek olduğunu söyleyelim. 90 bin üzerinde yön yukarıdır. Ama bu yönün evet artık yukarıdır demek için de 94.500-95.000'in de aşılması gerektiğine inanıyorum. Borsa İstanbul'a dönüp baktığımda en son doları vereceğim arkadaşlar. Onun mevzusu birazcık uzun. Bugün biraz belki uzun bir video yapabiliriz. Nedir arkadaşlar? Endekse baktığımızda 9.665'ten işlemler geçiyordu öğle saatlerinde. Şimdi akşam ya da yarın hiç değişmez. Kural 1. Arkadaşlar 9.600'ün üzerindeyse yön yukarı diyeceğiz. Akşam 18.10'da kapanışa bakarım. 9600'ün üstünde ise yön yukarıdır diyeceğim. İkincisi 9750'yi aşarsam, 9750'yi aşarsam ki bugün bir ara en yüksek 9744'ü gördü. Tabii öğleden sonra ne olacak bilmiyoruz. Bunu bekleyip göreceğiz akşam. 9750 aşılırsa da 10.000 olur diyoruz. Burada Avrasya yatırım Anadolu Aslanları'nda belirttiğimiz bilançolara göre çıkarttığımız hedef fiyatlardaki o karlı şirketlerin şimdiden harekete başladığını görüyoruz ki borsada zaten 9500 400'ü bir dip olarak yukarı hareketinde faiz indirimi beklentisiyle arttığını söylemiştik. Ne konuşmuştuk mesela dünkü videolarda bile sigortalara dikkat edin işte Coca Cola, Tap, efendime söyleyeyim hava yolları bütün bunlar çok iyi performans sergilemeye başladı ve bankalar liderliğinde demiştik geçen hafta ve bu öngörümüzü de tuttu arkadaşlar ee, diyebiliriz. Faiz en son nedir dediğimizde arkadaşlar burada TLRF 49.32 burada da e, geçen videoda söylediğim gibi bunun da tadını Faiz indirimleri gelene kadar çıkartın diyoruz. Dolayısıyla e, bitcoin ve altında birazcık daha soru işaretli ama yönün yukarı olduğunu gösteren bir süreç hala var. Hala konuşabiliriz ama mütereddit kaldığımız noktalar da var. Dolayısıyla faiz ve borsayı şu an e, dayanabileceğimiz en iyi iki alternatif olarak söyleyebiliriz. Ha, Gelelim dolara. Şimdi bakın. Gelelim dananın kuyruğunun koptuğu noktaya. Şimdi arkadaşlar iki tane haber var dedik. Bunlardan birincisi şu: Arkadaşlar geçen hafta Türkiye reddetti. Yani bir e, haber çıktı dediler ki Hamas'ın Katar'daki bürosu kapandı. Bu kuvvetle muhtemel Türkiye'ye geçecek. Birincisi şunu söyleyelim: Türk yetkililer bunu reddetti. Zaten böyle bir şey yapılırsa Türkiye resmen diplomatik olarak intihar etmiş olur. Ama burada hala kafalarda Türkiye'ye taşınması mümkün mü diye bir takım soru işaretleri var. Ve Amerikalılardan da böyle peyderpey uyarılar da geliyor. Ee, şöyle bir haber var Voice of America'da Hilmi Bey'in. Diyor ki İsrail ile Hamas arasında ateşkes için müzakere sürecinde rol alan Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas siyasi ofisinin bir fonksiyonunun kalmadığını açıklaması bir süredir Filistinli örgütün bu ülkeden çıkartılacağı yorumlarına neden olmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Katar Emiri Şeyh Temim'in Türkiye Katar Stratejik Komitesi için Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüşmesi Hamas'ın siyasi bürosunu Türkiye'ye taşıyacağı iddialarını da beraberinde getirmişti. ABD Maliye Bakanlığı'na bağlı yabancı varlıkları kontrol dairesi ise bu hafta başında 3'ü Türkiye'de bulunan altı üst düzey Hamas yetkilisine yaptırım uyguladığını söyledi. Bizim dışişleri de diyor ki bu üç tane Hamas'ı zaten 2011'de e, uluslararası bir kararla Türkiye'ye yerleştirilmişti. Ha, peki mevzu ne bunu niye anlatıyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar şu, şu Sayın Cumhurbaşkanı'nın duygusal karizmatik bir lider olduğu eğer burada Sayın Cumhurbaşkanı duygularına yenildiği anda Türkiye için çok sıkıntılı bir süreç başlar. Dolayısıyla buradan gelecek haber sürecini de elinde doları olan ve dolar almak isteyen kardeşlerimin çok yakından takip etmesi lazım. Zaten size söylemiştim artık bir varlığı aldım üstüne yattım değil. Covid'den sonra finansal entelektüel olmanız lazım. Haber akışını takip etmeniz lazım. Biz burada sizin adınıza takip edip YouTube'da anlatacağız. Ama mutlaka siz de Hamas'ın siyasi ofisinin Türkiye'de olup olmaması konusundaki haberlere çok ama çok duyarlı olun. Burada bir ihtimal ben görüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada duygusal nedenlerle bir belirsizlik arz ediyor. Ee, açıkçası ben bundan bu riskten korkuyorum arkadaşlar. İkinci nokta bunun kadar olmasa da ama daha ciddi bir risk. Türkiye Gazprom Bank yaptırımında Amerika'dan muafiyet istiyor diye dün haberler çıktı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ihracatında yapılan ödemelerde kullanılan Gazprom Bank'ın Amerika'da yaptırım listesine alınmasının Türkiye'nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirtirken, yaptırımdan muafiyet için Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'la görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. Şimdi Bloomberg'de çıktı bu haber. Dün çıktı arkadaşlar. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bayraktar yaptırım kararının Türkiye'yi etkileyeceğini söyledi. Muhataplarıyla görüştüğünü söyledi. Sonuçta arz güvenliği için Türkiye'nin gaza ihtiyacı var. Geçmişte İran yaptırımları oldu. Orada da doğal gaza bir muafiyet vardı diyor. Şimdi burada hedef direkt Türkiye'dir arkadaşlar. Hani Biden zaten gidiyor ama burada... Trump'ın da gelmesinden sonra hayır arkadaş sen Gazprom'la ilişki kuramazsın dediği anda iki şey çıkar. Bir, ya doları burada çıldırtacak çünkü Trump direkt doları silah olarak çekiyor. Böyle bir durum olur. İkincisi de ya da gaz almayacaksın senin kışın ortasında doğal gazında sıkıntılar çıkabilir. Hükümet elbette ki doğal gazda bir art sıkıntısına neden olmayacağı için kuvvetle muhtemel bu problemin mutlaka çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada dolarda dediğimiz şer hala geçerli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dış politikada oldukça sakin kalması gerekiyor. Son derece profesyonel kalması, ikili görüşmelerle problemleri çözmeye çalışması gerekiyor. Yoksa arkadaşlar dolar ateşlenir. Yakından bu iki konuyu takip edeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.